Tabii canım, sırtmaç işte. Yani bu diziden çoban varsa siz de bir kovboysunuz. Bir Akşehir'deki hayır, tarımı olmuş. Bitirdiler. O yüzden çoban kalmadı. Ülkede kovboy çıkmıyor. Merhaba hocam. Merhaba Berat. Merhaba. Merhaba Elif. Bugün yeni bir konuğumuz var. Elif. Sayın Refi miydi? Evet. Yani hiç sana gitmeyen bir soyadı biliyor musun? Niye? Çok, çok böyle tanzimat edebiyatçısı soyadı gibi yani. Oturaklı. Evet. Hocam bugün hangi filmden bahsediyorsun? Bugün Unforgiven'dan konuşacağız. Tabii ki şarkıdan değil. Clint Eastwood'un Western filminden konuşacağız. Ve bence aslında çekilmiş en iyi Western filmi bana göre. Bilmiyorum, katılır mısın Elif? Çok iyilerinden bir tanesi oldu muhakkak. Başka ne var mesela beğendiğin Western film? Western film sevmiyor musun? Genelde böyle... Seviyorum. Aşırı hakim olduğum bir alan olmamakla beraber severim. A Good, Bad and the Ugly. Evet ama onlar çok eski artık yani. Yeni dönemde 80'den sonra özellikle Western ölmeye başladığı bir dönemde. Artık hem John Wayne'lerin falan filan da bir ölmesi falan. Artık şundan bitti dendiği sırada 90'ların başında iki tane. Zaten üç tane Oscar alan Western var. Biri 1931 yılında biri. Biri de Dancing with the Wolves. O da ne kadar Western sayılır Kurtlar Adans. Biri de bu. Western'i tamamen yeniden tanımlayan bir film. Sinemada hayatta kalamıyor mu hocam bu tür? Ya şöyle, kalamıyor çünkü yeni bir Western türü çıkması lazım artık. 90'lardan sonra çıkacak zaten, şimdi tekrardan onu yeniden redefine etme. Birkaç tane şey var Western'in çıkış noktasında. Aslında bizim klasik Western diye bildiğimiz o John Ford'ların Western'i de zamanında tabu kurandı. Mesela John Wayne'in getirdiği birkaç şey var. Stunt taktiklerini John Wayne getirdi mesela. O ne bileyim nasıl yapılacağını falan John Wayne define et, tanımlamıştır. Onun üzerinden gider hala bugün. John Wayne ilk defa iyi adamın haince, hileli savaşmasını, hileli kavga etmesini. Mesela ilk filmlerde, o sessiz film dönemlerinde işte iyi adam vuruyor, düşüyor. Adamın ayağa kalkması yok. Asla arkadan vurmuyor falan. Pislik yapmıyor yani. Böyle bir Punisher modu yok. İşte bu, o mod John Wayne'le gelmiş. John Wayne zaten tabu kuran bir adam. Ama yıllar içinde John Wayne bambaşka bir şeye dönüştü. Aslında Westernler ilk çıktıklarında dime novels dediğimiz şeyler var. Böyle penny ufak kitaplarda. Pulp Fiction tarzı. Onlarda çıkıyor ve öyle bir şey yok. Mesela öyle bir cowboy yok. Öyle bir vahşet de yok. Tarihsel olarak komple uydurma bir şey. Mesela ineklerin, sığırların tren yollarına taşındığı yerler var. Buradaki yerlerde 1865 ile 80 arasındaki 3 büyük şehirde ölüm oranlarına bakmışlar. Senede 1.5. Tam buraya verisini data şu anda aklıma değil koyarım. Yani aslında ne o kadar adam öldürülüyor, ne böyle sürekli bunlar birbirlerini vuruyorlar. Aslında bundan olayı ne? Sığır gidiyorlar. Sığır çobanı. Sığırtmaç deniyor sanırım bir de. Yani bir şey yaptıkları yok. Para kazanmak için sığırlar. 3000 tane sığır var. Başında 10 tane kovboy var. Öyle kendi elinden gidiyor. Dünyanın her yerinde var bu. Biraz da bu Duchamp da galiba ona refer ediyor. İşte bu ilk şeyleri çıkartan, herkes olduğundan fazla katil gibi yazan o yazıyor. Aynen öyle. O tamamen onun üstüne gidiyor. Orada iki tane neden var. Hosbaum'un çok güzel bir makalesi var. Gene buraya yazayım. Orada şey diyor. Amerikalıların iki tane şeye ihtiyacı var 1910'lara geldiğimizde. Bu ilk o zaman. Buffalo Kid'in şeyleri falan işte. Bütün dünyayı dolaşması işte ne bileyim rodeo şovuyla, kovboy şovuyla falan. Birincisi frontier dediğimiz, serhat dediğimiz bir şey var. Amerikalılar özgürlüğü sever. Sen de biliyorsun. Bizim gibi değildir. Devlet bize yardıma koşsun demez. Bizde bir şey oldu. Hatırlıyorum. Rize'de bir kadının dereye şeyi düşmüştü. Televizyona çıkıp Tayyip Erdoğan bana o çocuğu bulacaksın falan diyordu. Ya ne alaka? Şimdi başkan niye gelip bulsun. Bizde devletle ilişki öyledir. Gelsin bize sahip çıksın. Hani kişisel olarak hakikaten gelmesini bekliyor. Buna benzer Amerika'da istemez devlet. Dolayısıyla eskiden insanlar sürekli batıya kaçıyorlardı. Orada tam bir No Man's Land'de, Deadwood'da falan karakterize edildiği gibi kuralların olmadığı devletsiz bir toplumda 19. yüzyılda Amerikan toplumu. Bu değişiyor 1910'lara. Artık oraya korporasyonlar gelmiş. Hatta Deadwood'da vardı o. Hearst geliyordu direkt oraya gazeteci olarak falan. Yavaş yavaş tren yolu gelmiş, kredi gelmiş, borçlanmaya başlamış insanlar. Mesela Hell or High Water'da o çok güzel anlatılır. O da yakın dönemdeki filmlerden bir borçlanan kovboy tarzı insanlar artık 2022 yılında banka soyuyorlar. Aynı şey. Yani o eski Amerika. İkincisi de white supremacy var orada. Beyazların kendilerini konfirm ettiği bir alandı Western ilk çıktığında. Filmlerde de şey oldu. İlk başta mesela Buffalo Bill'in şeyinde Meksikalılar vardı. Ondan sonra siyahiler vardı o kovboy şeyinde. Full beyaz kovboyu. Mesela kovboy ilk filmlerine bakın. Hep beyazdır. Beyazlar çok şeydir. Yani o beyazların tekrardan reform edilmesi ve özgürlük ortamının devam etmesi. Siyah kovboy var değil mi? Siyah kovboy evet. Kovboy bir şey değil abi. Bunu böyle bildiğin çoban. Ya çok zor bir iş. Zaten 5-10 sene yapabiliyor. Sonra şey yapıyorsun. Fiziksel olarak 3000 tane sığırı 7-24 gözleyeceksin. İş başında bir kere içemezsin. Öyle gunslinger bilmem ne birbirlerine vurdukları şeyler değil. Dünyanın birçok yerinde var. Enteresan. Avustralya'da çok var ama orada inekle değil sheep'le koyunla yapıyorlar. Ki Avustralya Western diye de bir şey var. Yeni çözdü bunu. Çok güzel Westernleri var. Avustralya'da da böyle çünkü arazi benziyor. İki Avrupa'da falan filan da vardı bu. Tarihte de var. Avrupa'da da var. Bunların bir çeşit işte isimleri var ama
Meksika'dakini biliyorum. Vaquero deniyor. Vaca inek demek. Lavaş kiri vardı ya. Hatırlıyor musun? Ha evet. Vaş peynir. İnek demek. Evet. Lavaş kiri gülen the inek who gives. Who smiles. Lavaş kiri. Bak vaccination diyorsun ya aşılanmaya. Aha. Çünkü eskiden ilk aşılar inekten şey alıyordun. Cowpox için. İnsana sürüyordun. İneklenme demek aşılanma. Vaccination'e. Vakka. Evet. Lavaş aynı zamanda küfür gibi de. Bu şeyde çünkü Morgan Freeman'ın siyah olması, işte karısının aslında yerli olması falan filan. Onlar da o bir, doğru. Bütün o bağlamı kıran bir başka unsur. Evet. O doğru. Onu devam da ettirdiler. Deadwood'da Çinli vardı. Evet. True Grit'te Çinli'nin şeyinde kalıyordu. İşte ondan sonra Yeni Zelandalı vardı Hateful Eight'te. Çok saçma. Yeni Zelanda çok ne işe arayacak? O evet biraz yani uydurmuş. Dolayısıyla Yeni Zelanda 1880'lerde falan İngiliz kolonizasyonuna açıldı. 1868'de 70'te ne işi var yani orada? Biraz hani artık çeşitlendirmek için. Dolayısıyla böyle bir enternasyonel ve kadınlar da vardı. Mesela şey de var. Çok az cowgirl dediğimiz şey de var. Kadın bu iş çünkü daha ufak şeylerde kadınlar yapıyor bunu. Parasını veremediği zaman falan. Kadın kendi ineğini. Çünkü arazi açık. Open range dediğimiz bir şey var. Yani orası çok özgürlük ve devlet olmadığı için sen kafana göre gez. İlk başlarda bu güney top bölgelerinde bu işi zaten Meksikalılar yapıyor. O da Meksika toprağıydı. Daha sonra 1830'lardan kışlardan sonra oraya İngilizler gelmeye başladı. Ve ilk başta para etmiyordu inek. Hatta öyle ki orada inekler dolaşıyor. Alırsan istersen gidip kendin otlatabiliyorsun yani. Kimse ne toprağa ne ineğe sahip çıkmış. Para etmiyor. Sonra 1865'lerde Chicago Meat Packing Industry diye bir şey başlıyor. Chicago'da et şeyleri kuruyorlar. Büyük tesisler falan. İneğin fiyatı bir anda artınca orada bu sefer bunu biz Chicago'ya nasıl yollayacağız? İneğim var. Arazi de boş. Chicago ineği nasıl yollarsın? Tren yapacaksın. En yakın tren de Missouri'da. Dolayısıyla oraya 3000 tane şey götürmen lazım. Bunlar oluyorlar böyle işte götürüyorlar. Bunları şeyde Kansas'ta önünü kesip ateş edip dövüp yolluyorlar. Ondan sonra işte Kansas'ta bir yer var. Burası Chimson Trail deniyor. Hala da var. Chimson Trail'in olduğu yer. İsmini unuttum. East Kansas'ta bir yere götürüyorlar. O da ama 1600 millik bir yol. O yolu götürecek. Ve hızlı da götüremiyorsun. Çünkü hızlı götürürsen kilo veriyorlar. Günde 25 kilometre falan. Bir de zarar görür. Bacağı tabii kolu kırılır. Aynen öyle. Bacağı kolu kırılırsa kesip yemen lazım. Bir anda öyle olunca bu işi. Bu işi yapan adamlar. Bunlar da Hateful Eight'te güzel yakalamıştı onu. Adam diyor ki hani o şeylerden biri. Quentin Tarantino filmleri hiçbir zaman iyi oynayamayan şu adam var ya. Michael Madsen bu ne? Dünyanın en kötü oyuncusu olarak öbürü her filmde ama muhabbeti iyi diğer filmde oldu ya. O ATV'de dandik bir dizi vardı. 1990'larda orada oynuyordu. Ben onu çok çocukları bilirim. Abi hiçbir filmde oynayamıyorum ya bu kadar kötü. Anadolu'da böyle yani hep diyorsun ki ben de yapabilirmişim. O diyordu böyle işte az para kazandım. I made a pretty penny ve oradan işte anneme parayı geri götürüyorum. Aslında yaptıkları o. Ama oradan bir kültürel şey doğuyor. Mesela işte o lasso dediğimiz şey. İşte kafasına taktığı şapka ya da büyük sombra. Bunlar hepsi o sırtmacı etkisi altında olan şeyler. Bir de Gene Hackman'ın karakteri. 92'de hatırlıyorsan Los Angeles Police Rice diye bir şey var. Los Angeles Rice diye bir şey vardı. Oradaki o polis şiddetini yapan adamdan anlıyor. Rodney King diye bir adama izlet eden Daryl bir şeydi adı. O adamla çok paralellikler var tarzını falan filan. Oradan tam da o dönem çekiliyor. Bir de enteresan bir şey 90'larda hem Metallica'nın parçasının çıktığı hem de iki tane amfor gibi çıkmış yani. Evet. 91'de parça. O ara çok kötüydü ya. Metallica böyle bir albüm çıktı bitti falan diyorlar lan. Ne bitmiş bitmedi işte. Şey hala devam. Keşke bitseydi yani. Ben evet. Hiç sevmem ama papyorum da anladığın gibi. Güney Amerika'da da var. Vaquero diyorlar Meksika'da. Gaucho diyorlar ondan sonra. Vaqueros diyorlar Brezilya'da. Böyle bir de Yanero olması lazım. Bir ismi daha var. Değişik isimler de var. Aslında bu yapılan bir şey. Türkiye'de de vardı. Tarihte de var mesela. Adam Macaristan'dan alıyor. Augsburg'a düzenli olarak götürüyor. Gene Osmanlı'da Suriye'den alıyor adam. Şipleri, koyunları şeye kadar, İzmir'e kadar götürüyor. Reşat Kasaba'nın bir kitabında anlatıyordu. Her yıl 1500 kilometre falan gibi mesafe yaptıklarını anlatıyordu. Irak'ta da olabilir, Suriye'de olabilir. Yani bu çok sık olan bir şey ve o tip bir adam çıkıyor. Mesela Andalusya'da da öyle bir şey var. Onlar da ayrı bir şey diyorlar şimdi, o da aklımda değil. Bu şekil bir fenomen var. Bu fenomeni romantize etmişler. Ve o romantizasyon tutmuş. Yani Unforgiven işte bu jandrın içinde bir şey. Uydurulmuş kovboy filmi bir isyan aslında. Bu ben Toprans'a bahsettiğimde de bundan bahsetmiştim. O normal şeyi tersine döndürülmesi. Şimdi John Wayne'in onurlu sert erkek imajını Dollar Trilogy'de işte ne bileyim Pırımpanya'da doları bir avuç dolar için iyi kötü çirkin falan o filmlerle orada artık daha kötü kattivo iyi kötü işte kötü insanlar dedi o ahlak anlayışının bozulduğu daha düşük bütçeli bir Spaghetti Western olayı çıkmıştı. Şimdi bu Clint Eastwood o Spaghetti Western sadece Leone ile beraber bir ne bileyim en başındaki adamıydı. Önemli silahıydı. Sembolüydü, poster boyuydu. Bu filmde kendini undo ediyor. Yani orada olan her şeyi değişik. Nedir mesela? Burada erkekler korkuyor abi. İnsanlar adam öldürmek çok kötü bir şey. Adam öldüren elittir. Bunu mesela filmlerde ben arıyorum. Adam öldürmek hakikaten insanı derinden etkileyen, adam öldükten sonra ne yapacağını şaşırıyorsun deyip ondan sonra arka bahçemi kazıyorlar değil mi? Kimi öldürdü lan bu diye. bir
belli bir tip YouTube kanalı sahibinden canlı haber alınamıyor falan diye. Bebekte sazıyorlar böyle. Dolayısıyla o tip bir hakikaten o mesela çocuğun, oradaki genç çocuğun adamı öyle atıyordu tutuyordu. Adam öldürdükten sonra böyle bir anda dünyaya şaşırması. Hani bir oyun zannetmesi. Çünkü bu özellikle savaşı çok matah zanneden insanlara bu öğretmek lazım. Birini öldürmek çok şey. O Partizan de la Gavre'de, Pierre Rousseau'nda, Bobby'nin John Brown'da falan da anlatılır. Böyle savaşa gidiyor işte üniforma. Zaten öldürmek zor bir şey olduğu için böyle üniformalar giydirilir, bandolar olur askerde. Böyle seni iyi hissettirmiyor. Çünkü birazdan ya öleceksin ya öldüreceksin. Bu çok kötü bir şey ikisi de. Tabii ölmek daha kötü muhtemelen ama öldükten sonra da hakikaten tümlük bir psikoloji işte. Mesela onu çok güzel vermiş. Ondan sonra ata binemiyor yaşlı kovboy. Hakikaten kovboylar yaşlanıyor. Değil mi? Clint Eastwood ata binemiyor, attan inemiyor. Uzaktan vurmak zor. İlkinde vuramıyorlar. Ve şans faktörü. Ve bir şey anlayamaz. Mesela hep içiyorlar ya. Abi içki içiyor. Mesela adam şey yapacak. Gidiyorlar. İçki içiyor. Abi içki içersen hızın yavaşlar yani. Anlatabildim mi? Tutturamazsın. Mesela onu çok güzel veriyordu English Pub'da. Biri ayak. Mesela orada bir gunshot sahnesi anlatılıyor. Little Billy Jean Hackman anlatıyor. İşte şey çekmiş. İlk bu bunu ateş ediyor boştan. Sucker punch yapıyor yani. Sucker shoot. Ateş ediyor vuramıyor salak. Öteki panikliyor. Kendi kılıfında ateşliyor. Ayağını vuruyor. Ondan sonra o bir daha ateş ediyor. O bilmem ne. Yani tam bir böyle o yüksek tansiyonda kavgada da olur ya böyle. Şöyle falan vurursun. Hiç böyle kavga eden gördün mü? böyle. Allah ne verdiyse. Evet, onu yapıyor. Mesela orada çok mantıklı bir şey. Ben bunu hep düşünürdüm. Savaş tarihçisi olduğum için çok da iyi bildiğim bir şey. Hızlı çekmek önemli olamaz. Normal sakin çekmek önemli olmalı. Hızlı çekersin. Hızlı çekersen vuramazsın. Yani, ve zamanında. Evet yani sakin yarım saat. Tabii ki o hızlı çekip vurursa okey ama zaman yani. Bu son westernlerde de şey yapılan bir film. Bu filmin çok benzediği bir The Shootist diye bir film. Orada John Wayne başka bir versiyonuyla anlatıyor. Diyor ki önemli olan onu çekebilmektir. Bazen de çekemiyordum muhtemelen. Yani spagetti western'e var ya, duş, oradan öyle, buradan vuruyor, Tom Mix falan ben çok vurdum. Elindeki şeyi vuruyor, havada bir daha vuruyor. Hatta ne bileyim böyle o şey geyikleri vardır ya, adam ok atıyormuş, bir tane daha ok atıyormuş, okun içine ya. Yok öyle bir şey abi, ne yapıyorsun ya? Ne gerek var bir de yani, anlatabildim mi? Bu kadar niye ok çalıştın? Arada da okuma yazma bilmiyor, bir ok atıyor. Ya sen Moğol musun ya da kurşun atıyorsun, sana ne yani? Tamam, insanı vurdun mu? Çünkü vücudun üstünde vurdun mu ölür zaten. Ölmese bile 2-3 tane vurdun mu ölür. Çünkü organa morgana bir şeye değer o. Biraz da karikatürize bir şey zaten. Evet. Jarrın hepsi öyle ya. İnsanilikten uzaklaştırıyor onun psikolojik derinliğine. Çok da girmiyor. Bu o anlamda ters köşe. Unforgiven hem ters. Evet ha. Bir de mesela şey kahraman yok. Herkes anti-hero. Herkes anti-hero yani. Şimdi bakıyorsun Clint Eastwood da çocukken yani bir kadının onurunu ya da suratı kesilen bir kadının intikamını alacak ama para için yapıyor bunu. Kendisi de filmin sonunda bir öğreniyoruz. Gençken çocuk kadın çocuk öldürmüş. Yanında bir tane zenci var Morgan Freeman. O da korkuyor. Ateş edemiyor. Adam öldürme kalmamıştı. Adam öldürme şeyi kalmamış. Manası kalmamış adamın. Ateş edemiyor. Öteki alıyor. Ve orada şeyi görüyorsun. Öldürme üzerine çok güzel. Mesela öldürüyorlar. Uzaktan vuruyorlar birini. Sonra adam ölürken su istiyor. Çıkın ona su verin diye uzaktan yolluyor. Çıkın saklandınız ya. Arkadaşlar su verin diyor. Yani öldürmüş ama bir yandan da öldürdüğüne acıyor. Yani aslında hiç kimsenin kurallarını sevmediği acımasız bir oyunun içinde olduklarını biliyorlar. Ya bu çok aslında yaşlı bir adamın karşılaşmamıza gereken bir şey yani hayatının muhasebesini yaparken. O muhasebeyi çok iyi görüyorsun. Yani çok acılar çektirdim, insan öldürdüm ve bunların hepsi... Ve bir kısmına da şanslıydım. O çok şans faktörü. Mesela son sahnede, vuruşma sahnesinde şanslı olduğu için 5 kişiyi vuruyor. Yani İlk şanssız olduğu için de boş mesela evet. Silah şey oldu. Evet, biraz evet. Da orada senaristin aslında, ha bu arada şey, silahlar patlar öyle, o yağmurdan çıktı. Çok doğal. O netar etmesi lazımdı. Onu biraz forumlarda okudum, öyleymiş yani. Ben silahtan anlamam. Adam öldürüyorum ama... ben... Daha çok böyle şeyle, bıçakla, işte ok atarak falan. İtiraf içeriği. ses çıkıyor şeyde. Okul içinden ok geçirerek öldürüyormuş. Okul içinden ok geçirerek. Yani orada şey var işte, o silahta da bir yerde hikaye olarak da anlatıyor. Silahın ateş almaması olayı. Çok normal, çok sık olan bir şey. O anlamda bir eski westernlerin şeyi, hatta bir de referans var. Duke of Death, Duck of Death. Duke kim? John Wayne'in diğer adı ne? The Duke. Bence bu uydurma olabilir yani ben uyduruyor olabilirim şu anda ama bence The Duke of Death, the Duck of Death, John Wayne'e bir referans ama bayağı baktım yani The Duke of Death, Duck of Death, John Wayne Unforgiven yazdım baktım dediğim bu Google'a hiç kimse bunu fark etmemiş uyduruyor olabilir ama bence orada bir referans var. Bir de hakikaten filmin o anlamda beni hakikaten yani bambaşka diyarlara götüren bir film olduğunu söyleyebilirim. Amerika aslında çiftçi cumhuriyetidir. Toprak sahipliği Amerika'da çok önemlidir. Toprak sahibi olacaksın, çiftçi olacaksın, kendini edeceksin. Kapitalist Amerika sonradan çıkmış ve esas Amerika'yı yemiş bir şey. Yani o kültürden kopan herkesin, borçlular, suçlular. Suçlu neye göre suçlu abi? Kapitalist toplumun suçlusu, o paradigmalarla suçlu. Bu suçların büyük bir çoğunluğu fakirliğin suçu ettiği insanlar falan filan. Objektif bir suçlu tamam, psikopat tipler de ama birçok insan öyle. Toplumdan kaçan insanlar. Bu insanlar kaçıp kovboy oluyordu. Ve o frontier kapandığı zaman
Yani artık orada imkanlar kalmadı. Oraya da tren yolu, işte borç, banka bilmem ne geldiği zaman artık şeyde görüyorsun onu. The Shootist'te John Wayne'in. İşte o da benzer bir film. Orada işte artık banka gelmiş, şey gelmiş. Artık senin zamanın geçti diyor. Buraya diyor elektrikli street tramvay yapacağız diyor. Street car yapacağız, tramvay yapacağız. Sen artık öl diyor. Adam kanser. Şerif geliyor hadi öl de. Şey burada biraz reklam olsun falan diyor adama. Sen diyor zamanın geçti. Çok doğru. 1910'larda o zaman geçmiş olacak artık. Unforgiven zamanında değil ama kapitalizm gelince. Ona bir isyan zaten Western. Filmi ilk başta Coppola yapmak istiyor ama sonra para bulamıyor. Eastwood alıyor. Sonra 80'lerde yaşlanmayı bekliyor. İşte 90'larda sonra da belli bir yaşa gelince onu yapıyor. Kanada'da çekilmiş film. Ve Clint Eastwood şöyle bir şart koşmuş. Ben bütün ekibimi getiririm. Şimdi normalde lokal yerlerde çalıştığında bütün ekibini getiremiyorsun. Lokal bir ekiple çalışıyorsun. Burada Eastwood kendi bütün ekibini getirmiş. Onlar demişler tamam 5 Eastwood filminde çalışan herkes gelebilir. Zaten bütün ekip bütün Eastwood filmlerinde çalıştığı için öyle gelmiş. Şey normalde bu filmler şeyde çekil. Mesela Spaghetti Western'ler nerede çekilir? İtalya'da. Değil. İtalya'da bir kısmı ama daha güzel bir yer var. Cinecittà'da Almeria diye bir bölgesi var. Orada bir çöl var. Almeria, Güneydoğu İspanya'da. Akdeniz iklimi içinde çok, Akdeniz'in en sıcak ve en kuru yerlerinden biri. Hı. Orada bir şey desert, şimdi ismini unuttum. Hep bütün filmler orada çekiliyor. İtalya'da çekiliyor çünkü ucuz olduğu için. Evet, bir de o da Akdeniz, Akdeniz. Evet, hayır yani Amerika'dan niye buraya spagetti westernler gelmiş? Çünkü low budget yapılabiliyor ya da sadece şey de değil. Amerika'dan biliyorsun Fellini zamanında falan filan da Roma'ya çok gelip Amerikan evet. filmi de çekiyor. Amerikalılar İtalyanlarla işbirliği yapıyor. Çünkü ucuz. Mesela şu dikkatimi çekti. Normalde yönetmenler 60 yıldan sonra çok iyi filmler çekemezler. Mesela 80'lerde Fellini ne çekti? Elena ve Va diye bir film çekti. Ginger ve Fred var. O fena film değildir ama kimse bilmez yani. Bergman ne çekti? Fanny Alexander. Gerçi o da çok iyi film ama. Yani ama prime'larını biraz geçmişler kendi argümanı. Ama yani 60'tan sonra düşüşe geçen çok yönetmen var. Clint Eastwood 60'tan sonra çıkışım geçen bir başlıyor yönetmen. Başlıyor hatta. Ya sadece bu değil ki. Bridges of Madison County. Ondan sonra en son The Mule diye bir film çekmiş. O da fena değildi yani hani güzeldi. Richard Jewell. Million Dollar Baby. Changeling. Ki o da çok enteresan bir hikaye. Ki doğru bir hikaye. Yani adam çok enteresan bir şey var. Çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Zaten onun özel böyle şey bir adam çok ucuda çalışıyormuş. 37 günde çekmiş Million Dollar Baby. Olayı oymuş zaten. Aşırı hep under budget. Tabii 37 günde çekmiş. Oscar konuşmasında Oscar Acceptance Speech'i izledim dün. Araştırmam dahilinde vardı. YouTube'da yazınca çok yönlü bir araştırma. Çok yönlü bir araştırma. Orta 37 günde çektim ben bunu. Değil. Abi first take'te alıyor ya da second take'te doğallığa inanıyor ve Clint Eastwood filmlerinde background karakterle ilgili bilgi verilmez. Olabildiğince az verilir izleyiciye alan bırakmak için mesela. Bir röportajlarını falan okudum orada da anlatıyor. Yani ben o kadar şeye vermek istemem. Ben de nefret ederim. Bir şeyi bana sinematografik açıklamıyorsan alttan yazıyla dış ses. Allah belanızı versin ya koymuyor. Ya. Çünkü ben de yaparım o zaman abi. O zaman senaryo çok yapay diye. Bir müdahale yani. Ya abi işte onu sanatsal yapmanın. Mesela şimdi Breaking Bad'in açılış sahnesi vardı. Abi dizi bu ve 7-8 dakika bir açılış sahnesi var. Aynen. Hiçbir şey olmuyor böyle. Çok onu incelemişler mesela. 3-4 sene önce bir yerde izlemiştim. Onu incelemişler. Ya nasıl olabilir? Ve orada bir sürü detay. Böyle şeyler var. Mesela şeyden anlıyorsun. Yolda tepkilerinden Clint Eastwood'un at üstünde şey yapmasından. Bir de hem oynuyor da. O da ilginç. Mesela hangi yönetmen hem oynuyor hem yönetiyor ve son filminde de mi yolda da oynuyor mu? Hepsinde oynuyor. Evet. Bir Woody Allen var. Bir bu var işte. Woody Allen. Woody Allen sinemacıdan çok bir one man show gibi ama zaten. Onun da ilk zaman filmleri güzel. Onları neye göre? Mesela Annie Hall niye diğerlerinden daha iyidir hiç anlamış değilim. Hiçbir... Ben bütün Woody Allen filmlerini severim. Dolayısıyla Clint Eastwood garip bir adam. Ya normalde bir Hanzo bekliyorsun. Kötü Western filmlerinde oynamış. İşte ne bileyim hani kendi yönettiği filmler var ama onların da hepsi şey değil. Yani John Wayne gibi The Republican falan. Peki sizce bu tarz işlerle Western tekrardan popüler olabilir mi? Çeşitli abi Western zaten mesela şu formlarda bize geri deniyor. Hell or High Water bir Western'di mesela. Banko soyan iki şey. Mesela Coen kardeşlerin No Country for Old Men Western değil miydi? O da bir Western'di. Hani o bir janr olarak dönem Avustralya westernleri falan o da bir yere kadar geliyor. Önemli olan orta şeyde yani Midwest'te geçen bir hikaye de ama o klasik cowboy hikayesi biraz açıkçası eskide. Şu biraz zor olabilir gibi geliyor hocam. Şimdi böyle hani cancel'lamak diye bir şey var ya. Bu tarz türler içinde işte mesela macho kültür barındırıyor dediniz ya bu filmde böyle yok ama normalde var falan. Bu kültürü biraz dışlayabilir gibi hissediyorum. Ama cancel'layamıyorlar ha. Cancel'lama diye bir şey yok yani. Cancel'lama girişimleri var. Kimi cancel'layabilirler ha? Bundan önce söyledim. Louis C.K.'de bile kimi cancel'landı ya? Quentin Tarantino'ya da mesela Spike Lee gitti ırkçı dedi çok fazla şey kullanıyor dedi. Ki abi büyük bunları falan cancel'layamıyorsun yani. Lars von Trier'i bile cancel'layamadılar ki. Onda bayağı cancel'lanması lazım diye şeyler söyledi. Neler dedi yani.
Olmuyor öyle bir şey. Çünkü bunlar kendi following'i olan insanlar. Cancel kültürü çıkmaya başlayan birini yok edebilir. O da o kendi korkarsa. Bunun örneğini şeyde gördük. Kevin Hart mı ne, biri özür diledi. Bir de Ricky Gervais'e bak. Ricky Gervais yürüdü. Kevin Hart özür dilediği halde patladı. Yani dolayısıyla bu adamlara falan bir şey olmaz. Yani sen Westen ama ne olur? Buna yeşil ışık. Abi Netflix en hassas olması gereken yer bile bunu umursamıyor. Niye? Çünkü aslında çok minority bir gruplar. Bunlar böyle yönetici, entelektüel, akademide falan yerleri kaptıkları için oraları tıkayabilirler. Ama iş halka girdi mi kimse sallamaz yani. Hatta bilakis ses ki Netflix'te David Chappelle'ler, Ricky Gervais'ler neden patladı? Chappelle tabii. Chappelle özellikle ondan sonra patladı hatta. Evet. Tam tersi. Ben işte popülarite ve sermaye ilişkisi aslında evet. O. Ha, sıktılar insanları çünkü 5-10 senedir yani. Ona böyle öyle öyle mi dedin, böyle böyle mi dedin, bilmem ne dedin. Ya sonra da aldığım hizmeti de etkiliyor ya benim artık. Bir şey izleyemeyeceğim. Ne yapayım? Ömür boyu ben Lübnanlı, Müslümanla, İsrailli, Yahudinin aşkını mı izleyeceğim? Yani böyle biraz sosyal şeyli mi olması lazım? Ricky Gervais'in en son işte Supernatural mı, Humanity mi en son hangisi? Onda mesela ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Cancel'layamazlar yani. Ki cowboy filmdeki o maço kültürü mesela ama şu da var hakikaten. John Wayne'le bir konuşuyor. John Wayne'in bir röportajları var. Ben çok severim John Wayne'i. Ama tam bir ırkçı yani. Tabii ki beyazlar gelecekti. Kardeşim kızılderili etmeyecek miydik falan. Orada da şu var. O jenerasyon ona inanıyormuş. Jenerasyon şeyini biz politik doğruculukla görebiliyoruz burada. Aslında onu çıkardı ama şu var. Dede konuşuyor yani. 70'lerde Amerika değişmiş. Dede konuşuyordu. Sen dedeyi dinlemeyeceksin yani. Çıkar tabancanı bakayım. Tabii abi çıkar tabancanı diyor yani John Wayne sana. Onu dinlemeyeceksin yani. Kendi yaşadığı kültürde yapılabilen espriler. İnsanlar kopuyor çünkü 40'tan 50'den sonra kendini geliştiremiyor. Değil mi? Zengin oluyor. Bir yerde yaşıyor. Abi bakmış dışarıda bir şeyler oluyor. Altta bir underground kültür. Herkes David Bowie değil ki ünlüyken gitsin Berlin'de gece kulüplerinde takılsın böyle hobo gibi ki o müziği öyle tutabilsin. Sen gidip arkaya şey yaparsan böyle Kenny Rogers gibi hala country müzik yaparsın yani. Kenny Rogers çok şey değil mi ya? Amerika'da çatlayacak. Bak Amerika'da bir country dinle. Ben country de severim ama abi bir country konserine götüreyim seni ki bunun da bir tane güzel filmini yaptılar. Bir adam country parçası yapıyor. Abi film için country şarkıları yapmışlar. Hepsi birbirine benziyor hakikaten. Bak bir konsere götüreyim seni country şeyine. Hangi konser olduğunu hayatta anlayamazsın yani. Hepsi aynı abi. Yani 6 ay sonra gene götüreyim bu şarkı aynı mı diye fark edemezsin yani. Nasıl deneyler lan bunlar? Hiçbirini yapamayacağım. Nasıl bilim ama. Bir de bu filme benzeyen bir başka film daha var. Dün gece 6-7'ye kadar biraz Western karıştırdım. The Shootist diye. Çok benziyor. Kanser hastası. Ölmeyi bekleyen. Retiring. Emekli olmaya hazırlanan bir John Wayne. Ve hakikaten John Wayne bu filmden 3 sene sonra kanserde ölecek. John Wayne'in son filmi bu. John Wayne bir kasabaya geliyor. Orada bir kadının yanında kalıyor işte. Böyle hani oda kiralayan kadınlar falan. Sonra bunu gören herkes bunu öldürmeye geliyor. Çünkü çok şey yapan. Orada da aynı benzer şeyler var. Mesela orada da işte bunu oradan kasabadan hemen kovmaya defol git diyen bir şerif var. Gerçi aynı sonuçlanmıyor. Buradaki şerif biraz daha şey. İşte bir tane onun hayatını yazmaya çalışan gazeteci var. Ondan sonra aynı şekilde orada da artık aynı muhabbeti o da yapıyor. Yani hızlı çekmek değildir falan diye. Bu filmle onun arasında çok büyük benzerlikler var. Orada hatta Ron Howard da var. Ron Howard'ı ben yapımcı zannediyordum. İlk başta Arrested Development'da karşıma çıktı. Hani kızıl saçlı yapımcı var ya dandik bir yapımcı. Burada da genç çocuk rolünde. Bir de Lauren Bacall var ki of. Hollywood'un yetiştirdiği en güzel kadın müthiş. Hakikaten. Yani müthiş güzel. Hala güzel. Mesela neden Ingrid Bergman falan o kadar şey yani Lauren Bacall varken bilmiyorum. Lauren Bacall hakikaten çok enteresandırmış. Hakikaten Lauren maşallah. Çok bakalmış yani. Bir de oradaki Unforgiven'daki kadınlar da normalde böyle daha bir şey var ya hani kucaklayan aslında kötü yol düşmüş ama seksisi yani kucaklayan kadınlar. Hani ama figür olarak öyledir ya genelde Western'deki işte fahişelik yapan kadınlar aslında iyi insanlardır ve şefkatlidirler. Unforgiven'da öyle de değildi. Orada değildir işte demeye çalışıyorum. Bayağı böyle eli maşalı hepsi böyle taşlayan maşlayan filan onu da çevirmiş yani kadının kullanımını mesela da. Orada şey de Clint Eastwood'un asil davranışı mesela John Wayne asil davranıyor The Shootist'te. Lauren Bacall uzaktan ona aşık oluyor ve ölüme yollarken ama hiç elle bile tutuşmuyorlar. Çünkü John Wayne öyle bir erkek. Hiçbir zaman mızmızlanmıyor. Hiç hava atmıyor falan filan. Tam bir şey yani. Ronald Reagan, John Wayne hani o tarzdır ya. Burada mesela şey çok asil bir davranışta bulunuyor şey Clint Eastwood. Ve orada suratı kesilen seks işçisi artık fahişe neyse. Seks öneriyor ona mesela. Şimdi bu normalde o bir anda o ortamın şeyi bozuluyor. İstiyorsan sana bir quickie yaparım mı diyor öyle bir şey yani. Free one. Free one, free one diyor evet. O da istemiyor. O da istemiyor. Suratım kesik diye mi istemiyorsun diyor. Hayır ondan değil ben yani olayın arabeskin dibine vuruyorlar orada yani. İsteseydim senle isterdim. Ya ama yalan, karım var falan. Yalana bak. Niye isteseydin senle isterdin? Çünkü 20 yılda gördüğü ikinci kadın o. Tarladan çıkmamış ki. Bir de orada bir şey daha var filmde şöyle bir şey oldu. Ya ilk öldükleri çocuk suçsuzdu abi. Arkadaşı öldürüyor. Bu beraber kaçıyor. Onu niye vurdular? Hatta atmat getirdi filan. Çünkü sonra. Niye? Deserves got nothing to do with it. Son sahnesinde dediği gibi. Evet. Hak etmenin bununla hiçbir şeyi yok. You had it coming evet, diyor. Evet yani you had it coming. O muhteşem bir replik yazdım buraya da. Ölüyor şimdi bil. En son hakikaten ben bu arada mesela kasabanın şerifini kötü bir kahraman olarak görmedim yani. Bence öyle bir kasabada öyle bir polis olmalı. Kasabaya gelen herkesi dövüyor. Defolun gidin diyor yani. Big Whisk gibiydi kasabada. Evet işte hani öyle bir şey de işte I don't deserve this. I had built a house gibi bir şey söylüyor bir. Yani ev yapıyordu kötü bir marangoz.
O da orada çok muhteşem. Deserves got nothing to do with this. Hak etmenin bununla hiçbir alakası yok. I'll see you in hell diyor. Cehennemde görüşürüz. Yeah diyor. Yani o John Wayne'de de vardı. Bunlar kötü insanlar. Kötü olduklarıyla ilgili vicdan azapları var. Gerçekleri yeri biliyorlar. Bunda çok barışıklar. Mesela bizim gibi değil. Bize bir Türk olsa kötü olup onu iyilik yaptığını zanneder. Biz öyleyiz. Bakın bir Türk hiçbir zaman haksız değildir. Hep haklıdır. Bir sürü ya dünyanın bütün haklı insanlarını bir coğrafyaya toplamışlar. Yetmez. Var mı senin? Ben sorayım sana. 20 yıldır hep haklısın değil mi mesela siyasi konularda? Hep öyle geliyor mu? Hiç haklı olmuyorum ya. Hep o da, haklı. O da... Bir de haklı sanıyorum kendimi soruyorum. Evet ya mesela olmadı. Türkiye'de ortalama Twitter şeyine baktığında herkes 20 yıldır hemen her siyasi, işte ekonomi hep haklı. Anladın 70 milyon tane var. Matematiksel uncertainty yani. Nasıl? Hani bir mutual exclusive olmasa bile nereye gidecek? İlk başta aslında şey yapıyor ya Clint Eastwood işte I have changed falan hep böyle bir kendini de ikna etmeye çalışıyor. Ben artık o insan değilim falan. Ama işte ama zaten şeyi görüyorsun. İkinci kez Second Awakening'i görüyorsun orada. Niye? Evet, muhtemelen içki içmeye başlamasıyla. Son sahnede öldürdü ve içki içmeye başladı. İlk evet orada. Niye? Çünkü zaten muhtemelen Clint Eastwood'u ya da o Money'i doğuran şey de muhtemelen gene böyle bir şeydi. Onu bilmiyoruz ama insanlar şiddete zaten bir travmayla düşüyor ya. Hayatın sonunda gene başladığı yere döndü. Morgan Freeman'ı aşağılık bir şekilde öldürdüler. Hiçbir suçu yoktu. Çünkü Morgan Freeman adam da öldürmemişti. Bunlardan ayrılıp gidiyordu. Onu işkenceyle öldürdüler. O da geldi. Tekrardan he broke bad once again. Breaking Bad'de de o çok güzel anlatılıyor da bir adam şartlarla nasıl kötülüğe itilir. Çünkü tam onu Okan Bölge'nin programında söylemiştim. Aptalar iyilerle mutlakilerle mutlak kötülerle. Kitap okuyan, hikaye okuyan, roman okuyan insanlar iyilerle kötülere inanmaz. Roman okursan mutlak iyilerle kötülerin olmadığını bilirsin. İnsanın da hem iyiliğe hem kötülüğe panşant, enklasyon, eğilim vardır. Birine daha fazla ya da daha az olabilir ama şartlar onu belirler ve bir daha görüyorsun Midwest'te o idealize dünyada, o şiddet dünyasında ki gerçekte öyle bir şiddet dünyası hiç olmadı. Çekip vurursun abi. Küçük bir detaylar. Olmadı yani bak burada vallahi bir yılda 1,5 kişi ölüyormuş lan. Fikirtepe'de daha çok suç var abi. Kimi yiyorsunuz siz ya yıllardır. Ben çünkü onunla ya ben korsanlığı kovboy hayranlığımdan dolayı çalışmaya başladım. Orada var o şiddet. Şeyde de bu Cronenberg'in History of Violence'ında da benzer bir şey var. Katil Nature. Tabii TikTok'tan öğrendim yeni bilgi şey yapayım insanlar. Başarmak için değil hayatta kalmak için yaşar diye 15 saniyelik bir TikTok videosu izledim. Ki çok doğru. Çok hızlandırılmış büyük bir ders. TikTok'tan da işin herhalde bir şey demek ki. Doğru öyle bir ortam var. Yani bir serhat dediniz. Bu bununla ilgili dair benim hocam. Serhat, frontier. Şimdi tarih merkezlerde yazılıyor. Orada kategoriler var. Türk, Türk olmayan, işte ne bileyim Müslüman, Hristiyan, işte kadın, erkek. Bunların arasındaki bu böyle formlar var. Ve bunlar bir underground kültüre ait. Bugün büyük şehirlerde falan oluyor bu. Eskiden de serhat bölgelerinde, uzakta. Yani kendi kültürlerini yazıya geçirip kanonlaştı. Mesela Roma kültürü diye bildiğimizde 50 sene içinde, 100 sene içinde Roma'da yazılmış, belli belitin yazmış hep onların gözlüğü. Osmanlı kültüründe İstanbul, Diyarbakır'da ne olduğunu bilemezsin. İşte o serhat bölgesinde bambaşka kurallar vardır. Bu onu gösteriyor. Bizde de ama buna mesela işte demin konuşuyorduk. Karaoğlan, Karamurat falan filan. Onlar da mesela Karaoğlan biraz daha idealizasyon bir tık daha dışına çıkmıştır. Çizgi romanda Conan mesela. Conan'ın her numara var zaten. Punisher bir ileri seviyeye götürmüş artık. Anti-hero falan. Hani bunlar bir hikaye anlatımında hep şey idealize dönem. O idealizeyle topluma kaçacağı bir yer yaratıyorsun. Sonra toplum ondan sıkılıyor. Onu alaşağı ediyorsun. Sonra artık o kadar çok çeşit yapmış oluyorsun ki en son bastısı kraksı olduğu gibi birkaç elementi değiştiriyorsun. Ne oluyor? Kötü adam şarkı söylüyor. Kötü adam kısa boylu şarkı söyleyen beyaz giyinen bir adam oluyor. Sen demin sordun ya bu değişiklikten ne anladık? Hiçbir şey anlamadık. Öylesine bir değişiklik yani. Artık kıracak tabu kalmıyor. O ölüyor. Western'le olan o. Ama dediğim gibi Western bir şey olarak çıktı. Bir psikoz olarak çıktı. Toplumun bir kaçış mekanizması olarak çıktı. Dünyanın hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Ne öyle kovboylar oldu, ne o kadar şiddetin hakim olduğu bir yer oldu. Ne de o kadar beyazdı o dünya. Bunun hepsi uydurma. Tamamen John Ford'un uydurması. Berat, kovboy olmak ister miydin? Hocam yok ya. Çobanlık, mobanlık. Bu kısmını bilmeden önce havalı geliyordu da. Ne yapacağım hocam koyunla inekle. Zaten Konya'dasın sen orada. Evet hocam. Bol gördüm ben. Ben de kovboymuşum. Evet, tabii canım sırt maç işte. Yani bu izleyen çoban varsa siz de bir kovboysunuz. Bilmiyorum yani. Gidip bir Akşehir'deki hayır tarımı bitirdiler. O yüzden çoban kalmadı. Ülkede kovboy çıkmıyor. Görüşmek üzere.